Eğer resmi kayıtlara, sayılara bakarsanız elbette korunmaya muhtaç çocuk kararını mahkeme veriyor. Dolayısıyla kayıtlara geçiyor. O kayıtlardan sayı bulmak mümkün. Herhalde 10.000'ler civarında. Fakat ben arabayla geçerken Levent'ten ayağı çıplak bana mendil satmaya uğraşan çocuk o kapsamın içinde mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü onun annesi babası var. Varlığının tehdit altında olup olmadığını kim değerlendirecek? Nasıl değerlendireceğiz? Bu tehdit ne boya gelirse varlık zedelenecek, tehlike altında, bilmiyoruz. Bilemediğimiz bir başka şey daha var. Peki biz bu çocukları nasıl algılıyor, nasıl değerlendiriyor, nasıl kabul ediyoruz? İşte bunları cevap aramak istedik. Eksik olmasın GFK bize çok büyük destek verdi ve böyle bir araştırmayı yaptı. Ve eksik olmasın, biraz sonra toplu olarak davet edeceğim değerli tartışmacılar da bugün bu sorunu tartışacağız. Buradan bir şeyler çıkarmayı umut ediyoruz. Çıkacak sonuçlar belki de bundan sonra ileride bu çocuklara nasıl, ne gözle bakmamız gerektiğini ya da sorunun daha korunmaya muhtaç hale gelmeden önce nasıl bu sorunu önleyebiliriz, bu konuda neler yapabiliriz, belki de bunu gündeme getirmemize sebep olacak. En azından faydalı bir toplantı olacak. Ona çok inanıyoruz. Ben değerli tartışmacıları, birbirinden değerli tartışmacıları tek tek davet etmeyeceğim. Hepsini buraya çağıracağım. O esnada da isimlerini okuyacağım. Siz toplu büyük bir alkışla onları yüreklendirirsiniz. Buyurun lütfen. Abdullah Özkay, Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı, Profesör Doktor Dilara Ümran Tüzün, Ebrize Çeltikçi, Profesör Doktor Esin Küntay, Evrim Sümer, Müge Çelebican, Profesör Doktor Neşe Erol, Profesör Doktor Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu, Seda Akçobilen, Şima Sunder, Profesör Doktor Şükran Şipka, Profesör Doktor Tülin Yurtbay. Ve efendim, bu kadar değerli tartışmacıları, konuşmacıları elbette çok değerli bir moderatör modere etmeliydi. Türkiye'nin en sevilen yarışma programının yapımcı ve sunucusu ve en sevilen sunucusu bizim gönül dostumuz Ali İhsan Varolu, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.